Merhaba arkadaşım. İlk dersten sonra şimdi ikinci dersteyiz. Çarpanlar ayırmanın ikinci dersinde özdeşlikleri göreceğiz. Çok önemli özdeşlikler var. Diyelim konuyu öğrendik. Peki ne yapacağız? Bol bol soru çözmeliyiz. Bunun için iki tane kaynağımız var. Biri kolay başlangıç kitabın Merhaba YKS. Sonrası da orta seviye sınav ikizi. Burada daha nitelikli gelişim sağlayan sorular varken burada daha öğretici, daha basit, daha kolay sorular var. İlk bunu yapıp sonra buna geçmelisiniz. Bu çözüm asistanlığı hem çözüme yardım ediyor. Bu da nitelikli sorular var. Hakikaten adamı geliştiren sorular var. İkisini de şu an şenolhocamağaza.com'da indirimli olarak alabilirsiniz. Aynı zamanda tüm kitapçılarda, kırtasiyelerde, marketlerde, manavlarda her yerde var, satılıyor. Artı şenolhocamağaza.com'da kargosu da ücretsiz. Evet, o reklam kısmını geçtikten sonra şimdi tam kareyle çarpanları ayırmaya geliyorum. Arkadaşlar, bir ifade tam kareli ise, yani x artı y'nin tam karesi ise, bunun açılımı şudur. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Yani yapacağın şu, başa birincinin karesini alıyorsun. Sonra ikincinin karesini alıyorsun. Ortaya da her ikisini çarpıp iki katını alıyorsun. Daima. Peki bu aradaki artı değil de eksi olursa ne olacak? Yine birincinin karesi. İkincinin karesi. Ortaya birinci ikinci çarpımının iki katı, fakat aradaki eksi sadece burada ikinin önüne gelecek. Bu kadar. Sadece ikinin önüne eksi geliyor. Başka bir yere yok. Şimdi hemen inceleyelim. Bak, 2x eksi 1'in karesi vardır burada. Birincinin karesini alırken herkesin yaptığı hata şu: 2x kare yapıyorlar. Hayır. 2x'in karesini alacaksın. Sonra arada eksi olduğu için eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı 2x çarpı 1 zaten etkisiz. Artı ikincinin karesi. 1'in karesi 1. O da şu olur. Bak, 2x'in karesi 4x kare yapar. Süper. Eksi bu ikisini çarparsan 4x yapar. Artı 1'in karesi 1 zaten. Yapıştı. Bu kadar. Şimdi birincinin karesi. 3x'in karesi 9x karedir. 9x kare. Eksi olduğu için eksi koyuyorum. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birinci ile ikinciyi çarparsan 3x'ye yapar. 2 katı 6x'ye. Artı ikincinin karesi y kare. Yapıştır. Şuraya geliyorum. Birincinin karesi x kare. Artı olduğu için artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bunu ayrıntılı yazayım. 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Artı ikincinin karesi 1 bölü x kare. Yani 1'in karesi 1'dir. Bölü x'in karesi de x kare. Şimdi şurayı şöyle neden gösterdim? Şu çarpmada x'ler sadeleşecek. Buna dikkat et. Dolayısıyla x kare artı 2 kere 1'den 2 gelir. Artı burası 1 bölü x kare. Yapıştır. Buraya geliyorum. Aha, köklü ifadelerde kare. Nasıl alıyorduk? Kare kökü kaldırır. Birincinin karesi. Kök 3'ün karesi 3'tür. Eksi olduğu için eksi yazıyorum. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı. 2 çarpı birinci ile ikinci çarparsan 3 kere 5 kök 15. Sonra kök 5'in karesi. Tabii eksi kök 5'in karesi. Kare bunu artıya çevirir. Kök 5'in karesi de 5 yapar. Böylece 3, 5 daha 8 yapar. Eksi 2 kök 15. İşte bu kadar. Böylece arkadaşlar cevabı yapıştırdık. Olayı bitirdik. Bu tarz sorularda arkadaşlar bakın. X eksi y'yi 9, x çarpı y'yi 2 verir. Sana x kare artı y karenin değeri nedir diye sorar. Şimdi olay şu. Ben x kare artı y kareye şuradan nasıl ulaşabilirim? Tabii ki şu ilkinin karesini alarak. Bak, x eksi y'yi 9 diye vermiş ya. Her iki tarafın karesini alırsam. Bak, birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Arada eksi olduğu için eksi. Artı ikincinin karesi. Eşittir. 9'un karesi 81. Böylece x kare artı y kare, bakın, burada üretilmiş oldu. Verilerden isteneni üretebilmen önemli. Peki ürettik hocam. Şimdi ne olacak? Şimdi zaten x çarpı y'nin değerini 2 olarak vermiş. Şu x çarpı y'nin 2 yazarsan. X kare eksi 2 kere 2 4 artı y kare eşittir 81 mi? Güzel. Bu eksi 4'ü karşıya artı 4 diye at. 81. Yanına 4 gelir, 85 olur. Burada ne kaldı? X kare artı y kare. Yapıştır. İşte bu kadar, istenilene ulaştık. Hepsi buydu. Amaç ne burada amaç? Amaç şu. Sana verilen zımbırtıdan sen istenene gidebiliyor musun? Bunu test etmekte gidebiliyorsun. Süper. O zaman duvara yapıştıralım. Yere yapıştı, uçmadı. İfadesinin değerini bulalım demiş. Şimdi bu tip sorularda a eksi 3 b'nin değerini 4 olarak vermiş. Şuradan ifadenin sonucuna ulaş diyor sana. Nasıl ulaşacaksın biliyor musun? A eksi 3 b ile alakalı ifadeleri burada ayıklayacağız. Peki nasıl ayıklayacağım? Bir kere kare var, kare var. Büyük ihtimal şu zımbırtının karesi var. Başka zaten 3 b eksi a eksi 3 b, bunun zıt işaretçisi var burada, görüyor musun? Güzel. Şimdi şuraya odaklan. Bak, burada a kare eksi 6 ab artı 9 b kare var. Sence bu neyin tam kare açılımı? Bak, birincinin karesi, bir şeyin karesi var başta. Sonda da 9b kare, 3b'nin karesi var. Şimdi bu a'nın karesi, bu 3b'nin karesi. İkisinin çarpımı olan 3ab'nin 2 katı 6ab de burada var.
Aa güzel. O zaman bu şudur. A bu eksi olduğu için eksi. 3b'nin tam kare açılımı var burada. Bakalım test edelim. Birincinin karesi var. İkincinin karesi 3b'nin karesi nedir? 9b kare. O da var. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 6ab o da var. Eksi eksi süper. Demek ki şu kısmı böyle ayıkladım. Buraya geliyorum şimdi bak. Ya benden a eksi 3b'nin değerini 4 olarak vermiş ve bunun değerini istiyor. Ben şu zımbırtıyı a eksi 3b olarak yazabilir miyim şunu? Yazarım. Nasıl yazalım? Bu eksilisidir. Bu eksi a eksi 3b'dir. Çünkü bak eksi içeri de at. Eksi a eksi içeri de at. Eksi 3b ile çarp artı 3b. Gördün mü? Eksi a eksi 3b olarak yazabilirim bunu. Düzenleme yapıyorum şu an. Artı 2. Hiçbir şey yapmadım. Bak şu an yakışıklı hale getirdim. Ağzı burnu saçları dağınıktı. Toparladığım daha yakışıklı düzgün bir hale getirdim. Şimdi işleme geçeceğim. Şimdi a eksi 3b yerine 4 yazarsam. Karesini al 16. Eksi a eksi 3b yerine 4 yazarsam. Eksi 4 yapar. Artı 2 de sonda var zaten. 16'dan 4 çıkar 12. 2 ekle 14. Yapıştır. İşte bu kadar arkadaşlar. Cevabımızı 14 olarak bulacağız. Ya da şöyle yaparsın. Burası 18 yapar. 4 çıkar 14. Bazı arkadaşlar şunu düşünebilir. Hocam şurayı eksiyle çarpsaydım. Eksi a artı 3b eşittir. Eksi 4 deseydim. Şuradaki 3b eksi a'ya. 3b eksi a'ya burada. Direkt eksi 4 yazsaydım olur muydu? Olurdu. Aynı yere varırdı. Bak zaten biz de eksi 4'ü kullandık. Güzel. O zaman uçuralım. Yuh. Arkadaki örnekteyim. Bakalım bu örnek benden ne istemiş. X kare artı 3xy'yi 17 vermiş. Y kare eksi xy'yi de eksi 1 vermiş. X, y gerçel sayılar için x artı y toplamının pozitif değerini bulalım. Şimdi arkadaşlar benimle beraber çözüyorsunuz değil mi? Artık alışkanlık edindik. Bundan sonra Şenol Hoca dersi izleyen, takip eden herkesten dersi yazmasını istiyor. Soruları yazıp Şenol Hoca ile çözmesini istiyor. Neden? Çünkü yazarken elin, gözün ve beynin arasında koordinasyon artar. Sürekli bir koordine hareket olur ve bu öğrenmeyi kalıcı hale getirir. Sadece izleyerek olmaz biliyorsunuz. Yazacağız. Sonra ne yapacağız? Bol bol soru çözeceğiz. Peki sonra ne yapacağız? Çözemediğimiz soruları mutlaka ama mutlaka öğretmenimize ya da arkadaşımıza birine sorup çözdüreceğiz. Çünkü bir Şenol Hoca klişesi ne der? En iyi öğretmen çözemediğin sorudur. Çünkü çözememişsin, yapamamışsın. Onu çözdüğünde muhteşem şeyler öğreneceksin. Tamam? Süper. Şimdi şu ifadeye bakıyorum. X'e gerçel sayılar öğrendim. Demek ki ben x artı y'ye ulaşmalıyım. Peki. Ya diyorum burada ne var? X kare var. Yanında 3x'ye var. Y kare var. Eksi x'ye var. Bağlantı yok. Ama bunları toplarsam x kare y kare gibi bağlantı ortaya çıkabilir. Taraf tarafa topluyorum. Bir bakıyorum x kare. 3x'ye ile eksi x'ye ne yapar? Artı 2x'ye yapar. Bir de artı y kare var. Oo süper. Burası tam kare açılımı oldu. Burada 17 eksi 1'den ne yapar? 16. Aa burası x artı y'nin tam karesidir. Çünkü birincinin karesi var. Birinci ile ikinci çarpımının iki katı var. İkincinin karesi var. Süper. E şimdi neyin karesi 16'dır? X artı y buradan ya 4'tür ya da eksi 4'tür. İkisinin de karesi 16'dır çünkü. Çünkü kare olunca işin içine negatiflik de girer. Negatiflerin karesi de pozitif ya. Ama sana ne diyor? X artı y'nin pozitif değerini bulun diyor. Pozitif değeri 4. Yapıştır. Bu kadar. Sonra uçur. Direkt bunu geri dönüşüme atmaya çalışacağım. Dur bakalım atabiliyor muyum? Hop. Basket. Tam içeri girdi. İfadesinin değeri kaçtır? Bu sorulardan da çok fazla gelir. Çok çıkar karşınıza. X artı 1 bölü 2x 3 ise x kare artı 1 bölü 4x kare ifadesinin değeri kaç? Aa bak bunun karesi var. Güzel. Aa bunun da karesi var. Peki burada ne yapmalıyım demek ki? Şu ifadenin her iki tarafın karesini alırsam. Şu mavi renkle yapayım. Hatta ince bir maviyle yapayım. Şurası kibar ya biraz. Şöyle. Bunun karesini alsam tabii bunun da karesini almak zorundayım. Her iki tarafın karesini aldım. O zaman açıyorum. Birincinin karesi x kare. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bak 2 çarpı x çarpı 1 bölü 2x. Artı ikincinin karesi. 1 bölü 2x'in karesi 4x karedir. Bak bu hatayı yapmayın ne olur ne olur. Bak 2x'in karesini alırken sakın ha 2x kare demeyin. 2'nin de karesini alıyorsun 4. X'in de karesini alıyorsun x kare. Her ikisinin de karesini alıyorsun. Çünkü bu grup bu kare gruptaki hepsinin karesidir. Güzel uyarımı yaptım. Şimdi bakıyorum. A x'ler sadeleşir. A hocam ikiler de sadeleşir. 2'ye böl 1, 2'ye böl 1. X'e böl 1, x'e böl 1 zaten. Ne oldu? X kare artı. Burası 1, yukarısı 1, 1, 1 yaptı. Çarparsam 1 olur. Aşağısı 1 olur. Zaten etkisizdir. Aşağı yazmama gerek yok. Artı 1 bölü 4x kare yaptı. Bunun cevabı ne olacak? Tabii ki sağ tarafında karesini aldım. Şimdi sadece buranın karesini almıyorum. 3'ün de karesini aldım. 9. Güzel. Anladık mı arkadaşlar? Sol tarafın karesini aldım. Açtım. Sağ tarafın da karesini aldım. Buraya yazdım. Şu biri karşıya eksi olarak atacaksın. X kare artı 1 bölü
4x kare eşittir. Artı eksi olarak hop attım. 9'dan çıkardım 8. Yapıştır. Aha da istenen şey zaten bunun aynısıydı. Cevap 8'miş arkadaşlar. Güzel. Bunu da tam geri dönüşüm atacağım. Taktiği çözdüm. Şöyle kıvırıyorum, tamam mı? Kıvırıp fırlatınca olmadı bu sefer. Yemedi. Evet, üslü sayılar ve çarpanlar ayırma beraber. Özdeşlikler beraber. ÖSYM sever zaten böyle şeyleri. İki konuyu iç içe koymayı çok seviyor. Şimdi bakıyorum. 3 üzeri x kare eksi y kare. 9 üzeri x kare artı x y eşittir. 1 bölü 3 ise x artı y'nin karesi kaçtır? Bir kere bu nedir ya? 9 nedir Allah'a size? Bunu 3'ün kuvveti haline yazmalıyım. Yukarıdakini aynen yazıyorum. 3 üzeri x kare eksi y kare bölü aşağıdakini 3'ün kuvvetine çeviriyorum. Bak şimdi 3'ün karesi yapacağım onu. 9'u. Üstünde ne var bir de? X kare artı x y var. Üstün üstü çarpılır. 2 ile bu grubu çarpıyorum. Dolayısıyla 3 üzeri 2x kare yapıyor. Bak 2 ile x kareye çarptım. 2 ile x y'yi de çarpıyorum. Artı 2x y yaptı. Güzel. Şimdi eşittir 1 bölü 3. 1 bölü 3 ne demektir? Bu 3'ü yukarı aldığın zaman 3 üzeri eksi 1 diye geçer. Hani buradaki artı 1 yukarı eksi olarak geçiyordu. Güzel. Şimdi tabanlar aynıysa bölmede ne yapılır? Üstler çıkarılır. Bu üst yukarı negatif olarak geçecek. Bundan sonra maviye geçiyorum. Şuradaki üstü bunun yanına zıt işaret olarak alıyorum. Yani x kare eksi y kare aynen yazıyorum. Bunlar oraya zıt işaretle geçer. Eksi 2x kare geçer yukarıya. Ve eksi 2xy olarak geçer yukarı. Eşittir. 3 üzeri eksi 1. Bir dakika bir yudum içecek alayım şuradan. Oo süpermiş. Şimdi arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne oldu? Aa hocam altlar eşitse üstler de eşittir. Evet tabanlar eşit olduğu için mecbur üstler de birbirine eşit. Yani burası eksi 1'e eşittir. Şurayı düzenliyorum. Burada ne var? Bakıyorum hakikaten ne var? Ha bak. X kare var. Eksi 2x kare var. Bunlar birbirinden çıkarsa eksi x kare olur. Çünkü iki tane x kare eksi bir tanesi artı. Bu artı bir tanesini götürdü. Bir tane eksi x kare kaldı. Eksi y kare var. Eksi 2x y var. Sonuç eksi 1. Bu kadar eksiyle ne işim var benim Allah'ını seversen? Bütün denklemi baştan sona eksiyle çarp artıya dönsünler. Artı x kare artı hatta şunu ortaya alalım. 2xy artı y kare yapar. Eşittir 1 yapar. Bak bu eksi buradaki hepsiyle çarpıldığı gibi buradaki eksi 1 ile de çarpılır. Bütün komplesiyle çarptım ki değişmesin. Eşitliğin her iki tarafını aynı şeyle çarparsan değişme olmaz. Şu da nedir? Aa hocam x artı y'nin kare açılımı bu. Evet eşittir. 1'miş zaten. Bana da x artı y'nin karesi nedir diye soruyordu. Cevap 1. Yapıştıracaksın. Bu kadar. Gördün mü arkadaşım? Güzel mantıklı. Şu eksilerin hepsinden kurtuldum. Hepsini artıya çevirdim. Çünkü eşitliğin her iki tarafını aynı şeyle çarptığım için sonuç değişmedi. Artıya döndüler sadece. Güzel. O zaman şunu bir ayırayım şuradan. Gel lan. Ayrıl. Heh. Dur. Bunu tam atacağım şimdi bak. Tam geri dönüşme. Hatta bunu biraz şöyle dürüm gibi yapayım. İyice düreyim. Allah Allah bu da gitmedi. Neyse. Şimdi Genco'ya bakıyoruz. Yukarı meraklı bakmış. Acaba bu nasıl çözülüyor? İfadesinin değeri kaçtır? X 39 Y eksi 14. Bak tutup da amele gibi atlayıp da hemen X'in karesini 39'un karesini almaya çalışmayın. Sonra bunları çarpmaya işte bunun karesini almaya çalışmayın. He. Ne yapacağız peki hocam? Yapacağım şu. Burayı bir düzenleyeceğim. Burada bir tam kare var. Bak X kare ve şurası yan yana yazdığım zaman göreceksin. X kare artı 2xy artı y kare oldu. Eksi 25'i de sona yazacağım. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam siz hemen görüyorsunuz. Biz nasıl göreceğiz? Ben bunları hemen görmeyi nasıl öğrendim? Arkadaşlar soru çöze çöze artık göz görünce alışıyor. Hemen oradan ayıklamayı yapıyor. O yüzden çok soru çözmeniz lazım. Çünkü matematik soru çözerken öğrenilir. Bu da bir şey olacak klişesi. Bunu da yazın bir yere. Şimdi şu ne oldu? X artı y'nin karesi. Güzel. Aa burada ne var? Eksi 25. 25'te 5'in karesi olarak yazayım ki 2 kare farkı olduğunu gör. Bir önceki derste 2 kare farkını öğrenmiştik. Yani 2 kare birbirinden çıkarıldığı zaman bu 2 karenin tabanlarını bir toplayıp bir çıkarıp çarpacağız. O zaman bunları bir topluyorum. X artı y'nin yanına. Çünkü bu birinci terim. İlk başta çıkarayım isterseniz fark etmez. Eksi 5 yazıyorum. Sonra x artı y'nin yanına artı 5 yazıyorum. İkinci terimi bir eksili bir artılı olarak aldım. Topladım sonra da çarpıyorum. Bitti. Böylece karelerden kurtuldum. Şimdi bak. X artı y'nin değerini artık bulabilirsin. X artı y nedir? Bunları toplarsan. Yani 39 eksi 14'ü toplarsan ne yapar? 25 yapar değil mi? 9'dan 4 çıkar 5. 3'ten 1 çıkar 2. 25. Burası 25'miş. Burada 25. 25'ten 5 çıkar 20. Çarpı 25'e 5 ekle 30.
3 kere 2 6 yapar. Sonra 2 tane sıfırını eklersin. Hızlı çarpmış olursun. Cevap 600. Yapıştırırsın. Bu kadar. Güzel. Demek ki bu özdeşliği bilirseniz daha kolay yapacaksınız. Diyor. Fırlatıyorum. Heh, yine çok çıkan bir soru tipi. Çok karşınıza çıkar. A'nın alabileceği en küçük değer için x artı y'nin değeri kaçtır? Şimdi bu soruyu gördüğünde ne düşüneceksin? Bakıyorum arkadaş. A'nın en küçük değerini istiyor benden. Doğru mu? Doğru. İyi de A'nın küçülmesi için x ve y ne olmalı diyor. Bakıyorum A kare var. X kare var. Y kare var. Peki x ile y'nin çarpımı 2 katı falan var mı? Bakıyorum x ile y'nin çarpımı yok. 10x ayrı, 6y farklı. He, bunları beraber bir kare içine alamam o zaman. Çarpımların 2 katı yok. O zaman diyorum ki şunla şunu ayrı yazmalıyım. Yani şu x kare eksi 10x. Siz burada bir durun bakayım. Şu taradıklarımı da ayrı almalıyım. Y kare artı 6y. Şimdi şuradan bir tam kare üretmelisin. Çünkü alabileceği en küçük değer dediği için tam kare üretirim ve tam karelerin alabileceği en küçük değer 0. Tamam? Peki buranın tam kare olması için buraya ne lazım? Kullanacağım bir 34 var bu arada. Şimdi birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 10x yapmış. He, birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı 10x yapmış. Özür dilerim. O zaman ikinci sayı 5 olmalı ki. Şurası 5 olmalı ki. Yani 5'in karesi olmalı ki. Artı bak şimdi nasıl yaptım. Birincinin karesi. İkincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı 10x'i verdi. Gördün mü? X ile 5'i çarp 5x. 2 katı 10x verdi. Demek ki buraya bir 5'in karesi lazım. Artı. Peki burayı tam kare yapmak için ne lazım? Birincinin karesi belli. İkincinin karesini buraya yazacağım. İkisinin çarpımını 2 katı 6'ya yapacak. O zaman ikisinin çarpımı 3y yapacak ki 2 katı 6'ya yapsın. 3y yapması için burası 3'ün karesi olmalı. Bak birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı da burada var mı? Var. Şimdi bak. Eklediğim 5'in karesi 25'tir. 3'ün karesi 9'dur. 25 artı 9 zaten tak 34'ü verir. Buradaki 34'ü 25'ini buraya, 9'unu buraya kullandım yani. Tamam. Böylece toplam yine 34 verir. Şu an bu denklem yukarıdakinin aynısı. Yani A'ya eşit. Güzel. Peki şurayı düzenlemem gerekirse. Arada eksi olduğu için. Bu x eksi 5'in tam karesi değil mi? Evet. Artı. Bu. Şu da. Y artı 3'ün tam karesidir. Bak birincinin karesi. Birincinin ikinci çarpımı 2 katı ikincinin karesi. Süper. Bu A'ya eşit. Şimdi diyor ki bunun en küçük değeri için x artı y kaçtır? Bir tam kare. Bak bu bir tam kare, bu bir tam kare. Tam kareli ifadeler biliyorsunuz ya sıfırdır ya pozitiftir. Çünkü kare negatifse bile onu pozitife çevirir ya. Dolayısıyla buranın alabileceği en küçük değer sıfır. Buranın alabileceği en küçük değer sıfırdır. Sıfır olması için x 5 olmalı. Sıfır olması için y eksi 3 olmalı. Sıfır yapar gider. Sıfır yapar gider. A en küçük sıfır değerine ulaşır böylece. X'in 5, y'nin eksi 3 olması lazım. Toplamlarını soruyor. Bu ikisini toplarsam cevap 2 yapar. İşaretler yapıştırırım. Bitti. Güzelmiş. Şu ayıklamayı yapabilirsen zaten yaşadın. Hani şunla şunu buraya çekip yanına gerekli olan ikinci tam kareyi bulursan, yine bunları ayıklayıp buraya alıp gerekli olan ikinci tam kareyi bulursan olayı bitirsin. Peki şöyle bir şey olsaydı nasıl olurdu? Diyelim bunların toplamı tam 34 etti. Diyelim şöyle olsaydı. Sallıyorum. Burası 34 değil de 40 olsaydı. Benim toplamım ne yaptı? 34. 40 olması için 6 fazlam vardı değil mi? Buraya artı konuşamadım. Artı 6 eklemem lazım. Çünkü 25, 9 daha 34, artı 6 daha 40 yapardı. Böylece bu artı 6 sonra buraya gelirdi. A'nın alabileceği de artık 0, 0'dan 0 değil. Bunlar 0 çıksa da A'nın en küçük değeri 6 olurdu. Tamam. Bu da bir ayrıntı. Şuradan silelim. Öyle değil çünkü. Cevap 34 olduğu için 34'e göre yaptık ve uçurduk. Aa geri geldi. Tekrar uçurduk. Bu sefer gitti. Of bomba bir soru. Çok bomba bir soruya geldik arkadaşlar. Bir dakika bir şey daha içeyim şöyle. Siz de yiyip içiyorsunuz değil mi izlerken? Keyfinize bakın vallahi. Yazın da yani yazın. İsterseniz yazın. Yazdıktan sonra ne yaparsanız yapın. Yani meyve mi yiyorsunuz? Çay mı içiyorsunuz? Keyfiniz bilir. İfadesinin en sade halini bulalım. Saçım döküldü bir dakika. Hop uç bakalım sen de. En sade halini nasıl bulacağım? Nasıl bulacağım? Nasıl? Şuraya bakıyorum. Bunların paydalarını eşitleyeceğim. Tamam. Bir dakika. Bunun paydasında a kare var. Bunda a var. Bunda hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok değil. 1 var şimdi. Tamam. Hepsinin paydasını a kare yapıyorum. Bu a kare. Bunu a ile çarparsam a kare olur. Bunu da a kare ile çarparsam bu da a kare olur. Güzel. O zaman şöyle oldu. 1 bölü a kare. Eksi. A ile çarpıyorum. AB yapar. 8 de burada var. 8 AB yapar. Bunun da paydası a kare yaptı. Artı. A kare ile çarparsam
16 a kare b kare yapar. Çünkü b karesi zaten var. A kare b kare yaptı. Faydası a kare yaptı. Güzel. İlk başta şurayı hiç karıştırmıyorum. Bak bunu kapattım. Sadece şurayı çözeceğim. Bunu en son dahil edeceğim ki kafamız karışmasın. Bölü. Şuraya bakıyorum. A bunun paydasında 1 var. Bunu a ile genişletirsem çok güzel olur. 1 eksi bu 1 bölü a. Şu eksiyi buradan sileyim buraya alayım. A ile çarparsam 4 ab bölü a yaptı. Süper. Paydalar eşit oldu mu? Oldu. Yukarıya geliyorum. 1 eksi hepsinin paydası a kare olduğu için 1 eksi 8 ab yazabilirim. Artı 16 a kare b kare yazarım. Bölü paydam a kare. Güzel. Buraya geliyorum. 1 eksi 4 ab yazarım. Paydam a. Aa şurada bölme var. Birinciyi aynen aldım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Bunu var ya. Bunun yanına ters çevirip çarpıyorum. A bölü 1 eksi 4 AB yaptım. Burayı sildim artık. Çünkü bölmenin kuralıdır. Birinci aynen alınır. İkinci ters çevirir çarpılır. Hani uzatmamak için aynen üstünde yaptım işlemi. Şöyle kapatayım burayı artık. Burası yok. Şimdi bak. Bakıyorum hocam ne oldu? Dur bak bak şimdi ne yapacağım. Şu A, her iki tarafı A'ya böl 1. A kareyi A'ya böl. Karesi gider. Bir tane A kaldı. Hani bu A çarpı A'ydı ya iki tanesi. Bir tanesini sildim. Biri kaldı. Tamam. Şimdi ne oldu? Bak. Şurası bir tam karedir. Hadi canım. Evet bakın bir tam karedir. Nasıl tam kare ama? Bak birincinin karesi 1. İkincinin karesi 16 a kare b kare. Bunun kare almadan önceki hali 4 ab'dir. Yani şu. 1 eksi 4 ab var burada. Bunun karesi var. Bakalım birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. 4 ab'yi 1 ile çarp. 4 ab 2 ile çarp. Bak 8 ab. Eksi buraya da gelmiş. 4 AB'nin karesi de 16 A kare B kare yapar. Hem bunun hem bunun hem bunun karesini alıyorum. 16 A kare B kare yaptı. Süper. Burası 1 eksi 4 AB'nin karesiymiş. Güzel. Burayı sileyim artık. Elimi tutmayayım. Dolayısıyla şöyle oldu. Tekrar yazıyorum burayı. 1 eksi 4 AB'nin karesi. Yani 1 eksi 4 AB çarpı 1 eksi 4 AB. İki defa yazayım. Karesi bu anlama gelir. Bölü. Burada ne var? A var. Çarpı. Yukarıda 1. Aşağıda 1 eksi 4 AB yaptı. Bak. 1 eksi 4 AB'ler tak tak sadeleşti mi? Sadeleşti. Burası 1 yaptı. Burası 1 yaptı. Yani 1 bölü 1'den 1 yapar. Bunun çarpmaya hiçbir etkisi yok. Kalmadı artık. Elimde kalan son şey 1 eksi 4 AB çarpı 1'in bir etkisi yok. Bölü A. Buradan elimde bu kaldı. Şuranın sonucu aha burada. Bu arada bu kalem bitiyor. O zaman kapağını fırlatıp takıp bunu da fırlatabilirim. Evet bu da girmedi. Bir türlü tutturamıyorum. Buradan devam ediyorum. Şimdi bunu buraya aldım. Güzel. Bölü diyor. Bölme ne demektir? Bunun paydasında gizli bir var. Birinciyi aynen al. İkinciyi ters çevir çarp. Bunu ters çevirirsem 1 bölü 4 AB eksi 1 oldu. Ve çarpıyorum artık. Güzel. Şimdi bak 1 eksi 4 AB ile 4 AB eksi 1 birbirinin zıt işaretlisidir. Aynısıdır ama zıt işaretlisidir. Bunu 4 AB eksi 1'e bölersem 1 yapar. Bunu 4 AB eksi 1'e bölersem eksi 1 yapar. Zıt işaretli olduğu için. Sonuç eksi 1 ile 1 çarp. Eksi 1 bölü. A ile 1 çarp. A. Eksi 1 bölü A. İşte bu kadar. Böyle arkadaşlar. Cevabı bulup yapıştıracaksın. Eksi 1 bölü A diyeceksin. Tamam. Çünkü bunlar birbirinin zıt işaretlisi. Nasıl zıt işaretlisi hocam? Ya şu bak. Bak 4AB eksi 1. Öbürü ne? 1 eksi 4AB. 4AB burada pozitif, burada negatif. 1 burada negatif, burada pozitif. Tam tersleridir yani. Tam tersine bölününce de sonuç eksi 1 yapar. Tamam güzel soruydu. Ha. En sadelerini bulun deyince şıklarda bulup işaretledik ve uçurduk. İkinci bomba soru. Evet bu soruyu çözmenin yöntemi şu. Bak x var, kök x var, kök x var, x var. Şunu bileceksin. Ya x kök x'in karesidir. Oo doğru değil mi? Yani kök x'in karesi. O zaman kök x'i ana sayı gibi düşünürsen bu x aslında kök x'in karesidir. Şöyle yazabilirsin yani. X yerine kök x'in karesi yazayım. Ki birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikinci çarpımın iki katı olduğunu görebilesin. Vay hocam onu nasıl görecektim ben ya? Bak şimdi kök x'in karesi eksi 6 çarpı kök x artı 9'u da 3'ün karesi diye yazdığım için şu üst tarafı buraya yazdım. Bak bu nedir biliyor musun? Birincinin karesi var, ikincinin karesi var. X ile 3'ün çarpımı, kök x ile 3'ün çarpımı 3 kök x'tir. 2 katı 6 kök x de var. Demek ki bu kök x eksi 3'ün tam kare açılımıdır. Bak birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımın 2 katı, ikincinin karesi de var. Süper. O zaman şu yukarıdakini yerine ben kök x eksi 3'ün karesi diyebilirmişim. Vay hocam zaten bunu görebilsem var ya diyorsun değil mi içinden?
Göreceksin, merak etme, zor bir yanı yok. Buraya gelelim. Burada da aynı şey var ama burada bir farklılık var. Bu kök x'in karesi eksi 5 çarpı kök x artı 6. Hani birincinin karesi var. Sonra burada bir çarpım var ve sabit sayı var. Biz ne yapıyorduk? Şu sabiti çarpanlarına ayırıyorduk, bacaklarına. Eksi 3 ile eksi 2 çarp artı 6 yapar. Topla eksi 5'i verdi mi? Verdi. O zaman ne yapıyorduk? Buradaki sayıyla eksi 3 ve eksi 2 yazıyorduk. Ana sayımız kök x. Kök x eksi 3 çarpı kök x eksi 2 yazıyorum. Aşağıya da bunun yerine de. Kök x eksi 3 çarpı kök x eksi 2 bölü. Bölü dediği için birinciyi aynen aldım bunu. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Yani kök x eksi 2 yukarı, kök x eksi 3 aşağı. İşte bu. Şimdi bundan sonra sadeleştirme. Ama biliyorum birçoğunuz şurada takıldı. Şunu bir daha anlatacağım, merak etmeyin. Önce bir sadeleştireyim. Bak, kök x eksi 2 tak tak birbirini götürdü. Kök x eksi 3. Burada iki tane var. Kök x eksi 3'ün karesi olduğu için. Bir tanesini götürdü. Sadece kök x eksi 3 kaldı. Aa, bir dakika. Burada kök x eksi 3 de, burada kök x eksi 3 tak tak sadeleşti. Hiçbir şey kalmadı ya. Hiçbir şey kalmadı. Burada 1, burada 1, burada 1, burada 1. 1 kere 1, 1 yapar. 1 kere 1, 1 yapar. Cevap 1 yapar. Yapıştır. Sadeleşme güzelmiş. Ama şurayı anlamayanlar var. Oraya geliyorum. Şimdi mesela ben size şunu şöyle yapsaydım. Mesela a kare eksi 5a artı 6 deseydim. Diyecektin ki hocam eksi 3'e eksi 2 çarp artı 6 topla eksi 5. Bunu a eksi 3 çarpı a eksi 2 olarak yazacaktık, değil mi? Evet. Burada a yerine sadece kök x geldi. Kök x'i a gibi düşün. A kare eksi 5a artı 6 gibi düşün. Çarpanlarını ayırdım. Çarptım bunu verdi. Topladım bunu verdi. O zaman a eksi kök 3 a artı a eksi kök a eksi kök pardon. A eksi 3 çarpı a eksi 2 oldu. A yerine kök x geldi sadece. Kök x eksi 3 çarpı kök x eksi 2 oldu. Onu da buraya yazdım ve sadeleştirdim. Olayı bitirdim. Ama harbi bomba bir soruymuş ha. TYT'de sorarlarsa bombayı patlatırsınız. Uçuralım. Oo, bu güzel, bu basket olarak girdi içeri. Demek ki tam böyle kasıtlı atınca geri dönüşüme sokamıyorum ama rahat atınca giriyor. Güzel. 3 terimli tam kare açılımı şöyle diyor. Şimdi 3 terimli tam kare açılımı çok 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 TYT'de çıkar mı sizce? Bence aşırı derece çıkma ihtimali yok. Yani çok fazla da çıkacağını zannetmiyorum. Ama ÖSYM bu. Belki çok sorar. Sever yani. Ben bu konuyu sevdim. Sorayım diyebilir yani. Şimdi x artı b artı c'nin karesi şöyledir. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı üçüncünün karesi artı 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımı, birinci ile üçüncünün çarpımı, ikinci ile üçüncünün çarpımı. Yani her birini kendi diğer arkadaşıyla mutlaka çarpıyorsun. A'yı B ile, A'yı C ile, sonra B'yi C ile çarpıyorsun ve bunların iki katını alıyorsun. Ve birincinin, ikincinin, üçüncünün karelerini alıyorsun. Bununla ilgili maksimum örnekte şöyle bir şey çıkabilir. A kare artı 2AB 1, B kare artı 2AC 17, C kare artı 2BC 18 olduğuna göre A artı B artı C'nin pozitiflerini bulur. Yapacağım bunları alt alta toplamak. Toplarsan A kare artı B kare artı C kare artı 2AB artı 2AC artı 2BC eşittir 18, 18'de 36 yapar. Şurası zaten iki parantezinde AB artı AC artı BC hepsi birbiriyle çarpılmış eşittir 36. Tabii başında ne var? A kare artı B kare artı C kare var. Aa, bu şu yukarıdaki formülün aynısı hocam. Aferin sana. O zaman burası zaten A artı B artı C'nin tam kare açılımıdır. Eşittir 36. Neyin karesi 36'dır? İçerisi ya 6'dır ya eksi 6'dır. Sana pozitif değerini sorduğu için 6'yı soruyor. Yapıştır. İşte bu kadar diyorum. Bunu fırlattıktan sonra oba, son sayfadaymışız zaten. Instagram'da beni Şenol Hoca'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şenolcamazda.com'dan kitapları %20 indirimli, artı kargosu bedava bir şekilde hemen alabilirsiniz. Artı tüm kitapçılarda, kırtasiyelerde, DNR'da, TK'da, kasapta, manavda Şenol Hoca yayınlarının kitapları var. Oradan da inceleyip seçip alıp çözebilirsiniz. Başka yayınlardan da alıp çözebilirsiniz. Yeter ki bol bol soru çözün. Çünkü soru çözdükçe gelişeceksiniz. Video ders izlemek bunun birinci adımı. Yazmak ikinci adımı. Soru çözmek üçüncü adımı. Çözemediğin soruları çözdürmek dördüncü adımı. Başarmak son adım. Hadi görüşürüz.